orman arazilerini hektar olarak mutlaka bir çizgi ya da çubuk grafik halinde izlerdim. Ve geçen yılki anormal artışın rastlantısal mı yoksa biyomatematiksel olarak, matematiksel olarak anlamlı mı olup olmadığını hesaplar bakardım. Eğer matematiksel, istatistiksel olarak anlamlı ise, gavurca deyimle signifikan ise bu 21 bin kilo hektar orman yangını, bir dakika burada anormal bir büyüme var yanan orman alanında der ve üzerinde bilimsel araştırmalar yapardım. Böyle bir çalışmanın yapılmadığını görüyoruz. Bir, bunu paylaşmak isterim ve bundan sonra yapılsın isterim. Çünkü küresel ısınma denilen adına global warming denilen süreç uluslararası literatürde, değerli Ertürk, artık iklim değişikliği değil, iklim faciası olarak anılmakta. Bütün Türkiye'nin dikkatini arz edeyim. İklim değişikliği değil, climate disaster diye geçiyor yabancı yazında. Yani iklim faciası. Dolayısıyla bu yangın nedenleri kuşkusuz araştırılacaktır, araştırılmalıdır. İklim faciasının yanı sıra başka nedenleri de olabilir. Fakat verili bir gerçek elimizde ki her türlü spekülasyonun ötesinde, bir iklim faciası, küresel ısınmanın tetiklediği bir iklim faciası yaşamaktayız. Buna dönük Türkiye'nin kısa, orta, uzun erim planları olmalı. Orman yangınları ve iklim faciasının getireceği sorunlara ilişkin olarak. Bunu söylemek isterim. Bir de AKP iktidarının örneğin 5 milyar ağaç diktik dediği Erdoğan'ın dün canlı yayına katılarak telefonla. Rakamlar şöyle. AKP iktidarı 144 bin hektar ağaçlandırma yaptı. Bu yangında yanandan biraz daha geri, biraz daha eksik toplam. Ancak dikkat buyurun, kullandığım sözcük ağaçlandırma, ormanlaştırma değil. Dikilen ağaçların orman niteliği kazanması, işler yolunda giderse neredeyse bir 50 yıl gerektiriyor. Demek ki ağaçlandırmak, ormanlaştırmak demek değil. Bu bir. 144 kilo hektar, unutmayalım bunu. Ağaçlandırması AKP'nin yaptığı. Buna karşılık AKP iktidarı 19 yılda 178 bin hektar araziyi 2B arazi niteliğine kavuşturdu. Yani orman niteliğini yitirmiştir diyerek kullanıma açtı, imara açtı değişik amaçlarla. Demek ki ağaçlandırdığından 34 bin hektar daha fazlasını imara açtı. İkincisi, 493 bin hektar alanı da orman dışı kullanım izniyle ormanlık alanlar dışına çıkardı. Dolayısıyla AKP iktidarının ormanlarımızdaki neden olduğu yitik 671 bin hektardır ve Türkiye'nin toplam ormanlık alanının %3'üne karşılıktır. Bunları da paylaşmış olalım. Bunlar önemli veriler. Bir başka konu, 28 Temmuz günü parlamentodan geçirilen saat 14'te 7334 sayılı yasa, turizmi teşvik yasası, turizm teşvik hükümlerini de içeren bir torba yasa bilindiği gibi. Akşam saatlerinde de yangın çıktığını, başladığını biliyoruz Türkiye'mizde 10 gün önce ne yazık ki. Şimdi bu yasa açıkça anayasanın 169. 170. maddelerine aykırı. 43. maddeye de aykırı. CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Dileriz Anayasa Mahkemesi açık anayasaya aykırılık karşısında oradaki hükümleri iptal etsin. Çünkü Erdoğan'a Cumhurbaşkanı olarak olağanüstü yetkiler veriyor o yasa yeni geçirilen 28 Temmuz'da. Turizmi teşvik, geliştirme bölgeleri dışında kalan orman arazileri dahi kamu yararı kapsamında güya turizm yatırımlarına açılıyor. Şimdi buradaki kamu yararı çok belirsiz bir kavram. Erdoğan tek başına bunun sınırlarını belirleyecek. Halbuki bugün Bir Gün Gazetesi'nde Profesör İbrahim Kaboğlu Hoca'nın bir yazısı çıktı. Kendisi anayasa hukukçusu bilindiği gibi. Orman ekosistemi ve anayasa suçu diye çok nitelikli bir ders gibi makale. Mutlaka okunmasını dilerim. Ben bir cümle söyleyeceğim. Yalnızca 169. maddedeki yanan ormanları koruma hükmü değil, aynı zamanda oradaki kamu yararı sınırlamasının 43. madde eşliğinde değerlendirilmesi ve daha dar yorumlanması, yani kamu yararına ormanlık araziyi açıyorum biçiminde değil, tersine sınırlayarak orman olarak korumak. Şunu söyleyeyim ki yanarsa daha iyi değerli Ertürk. Şu acı çelişkiye bakar mısınız? Orman yanarsa bir ölçüde 169'un
kapsamında yeniden ağaçlandırma bakımından korunabiliyor. Ama yanmayıp da başka nedenlerle 2B ve benzeri ormanlık alanlar dışına çıkartılırsa çok daha geniş bir yetkiyle ormanlar tarumar ediliyor. Rakamları verdim. Şimdi bunu böyle söyledikten sonra yangın konusunda son olarak şunu eklemek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir iç hizmet yasası var bilindiği gibi. Bu yasanın 112. maddesi yangın durumlarında mülki amirlerin yani kaymakam ve valilerin çağrısıyla silahlı kuvvetlerin her türlü yardımı yapma yükümlülüğünü içeriyor. Dolayısıyla herkes bilsin ki vali ve kaymakam çağırmadıkça silahlı kuvvetlerin yangına müdahale yetkisi iç hizmet yasasının 112. maddesine göre yok. Buna karşılık afetlerde 7269 sayılı afetlerde alınacak tedbirlere ilişkin yasada bu mülki amirlerden gelecek isteğin karşılanmasının zorunlu olduğu belirtiliyor. Ancak bir bakıyoruz ki Türkiye'de Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın Türkiye Afet Müdahale Planı'nda sayılan bakanlıklar içinde Milli Savunma Bakanlığı yok. İçişleri, Ulaştırma, Sağlık ve Enerji var. Milli Savunma Bakanlığı yok. Ama yurt dışından gelen uçaklar örneğin İspanya'dan İspanya Silahlı Kuvvetleri'nin yangın söndürme uçakları. Öte yandan çok acı bir gerçeklik de şu ki değerli Ertürk, Sayıştay'ın denetiminde Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü'nün bir ulusal orman envanteri hazırlamadığını görüyoruz. Bu korkunç bir şey. Ülkemizde ulusal orman envanterinin Orman Genel Müdürlüğü başlıca bu işlerle görevli bir genel müdürlük böyle bir envanter hazırlamadığını, yangın söndürme uçakları için ayrılan bedelin neredeyse sakız parası olduğu, buna karşılık Orman Genel Müdürlüğü'nün bir futbol kulübünü 40 milyon TL dolayında finanse ettiğini de yine incelemelerden öğreniyoruz. O bakımdan bu bölümdeki yangınla ilgili bölümdeki son tümcem şu olsun. Türkiye Paris COP21 anlaşmasına onay vermedi. Onay vermeyen tek G20 ülkesi yani iklim faciasını, küresel ısınmayı sınırlandıracak karbondioksit ve öbür karbon oksitleri emisyonlarını, saçılımlarını doğaya sınırlandıracak anlaşmaya biz gelişmekte olan bir ülkeyiz diye imza koymadı. Bu korkunç bir sorumsuzluk küresel topluma karşı ve doğaya karşı. Bunu bir an önce Türkiye'nin imzalaması gerekiyor. Ve son bölümde de şunu söyleyelim. Dünya artık bu nüfusu kaldırmıyor. Vahşi kapitalizmin çevre üzerindeki korkunç baskısı artık çevreyi isyan ettirmiş durumda. Giderek bu dünyada yaşayamaz hale geleceğiz. Küresel ısınma korkunç bir hızla gidiyor. Uyum sağlayamayacağız. Yaşlılar, akciğer sorunu, kalp sorunu olan insanlar hızla ölecekler. Türler, biyolojik türler, hayvan ve bitki çeşitliği, flora ve fauna büyük bir hızla azalacak. Dünya giderek yaşanmaz olacak. Bunu tabii açlık, bulaşıcı hastalıklar, salgınlar, yeni yangınlar gibi izleyecek. O bakımdan derhal her aileye bir çocuk biçiminde nüfus planlaması ve derhal sürdürülebilir kalkınma denilen saçmalığa bir son verip sürdürülebilir yaşam kavramına geçmek gerekiyor. Evet. Değerler, izin verirseniz yangınla ilgili bunları söylemiş olayım. Peki. Salgın konusunda hocam birkaç şey soralım. Tabii biz bu yangına